Senaryosunu Ethem Özışık'ın kaleme aldığı, yakında ATV ekranlarında yer alacak olan Maraşlı'nın oyuncu kadrosu netleşti. Netleşmesine netleşti de bu süreçte neler olup bitti? Maraşlı'nın kadrosuna kimler dahil edilmek istendi ama edilemedi? Dizinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Dizi ne anlatıyor? Gelin hep beraber görelim. Bir Fedai'nin hayatını konu alan dizinin başrolü için öncelikle Karadayımız Kenan İmirzalıoğlu'na teklif götürüldü. Partneri içinse Cesur ve Güzel dizisinde yer alan Tuğba Büyüküstün düşünülmüştü. Dev iki oyuncunun ismini yan yana görmek insanları heyecanlandırdı elbette. Üstelik Kahramanmaraşlı Bir Fedai'yi canlandırmak Kenan İmirzalıoğlu için biçilmiş kaftandı. Fakat çok geçmeden her ikisinin de başrollerde olmayacağı duyuldu ve hevesler kursakta kaldı. Daha sonra başrol için Kıvanç Tatlıtuğ'un adı anıldı. Kenan'dan sonra biraz daha az yakışırdı bu role ama yine de ses etmedik. Daha sonra defterden Kıvanç'ın adı da silindi. Başrol kim olsun kim olsun derken sonunda birinde karar kılındı. Bu isim bizim hikayede Barış olarak gördüğümüz ve en son yarım kalan aşklarda rol alan Burak Deniz. Role uygunluk seviyesi ve yaş grubu gitgide düşerken bir an Burak Deniz'le de anlaşılmayacak diye korktuk. Ama neyse ki Burak Deniz'in ismi kadrodan silinmedi. Sıra Burak Deniz'e partner bulmaya geldi. Bu adama kim yakışır? Kim yakışır diye düşünürken birden aklımıza Burak Deniz'in eski sevgilisi Büşra Develi ile ATV ekranlarında rakip olacağı geldi. Durum böyleyken düşman çatlatmak farz. Alımlı ve güzel bir kız olması da şart oldu. Melisa Şenolsun partner olarak seçildiği duyumları kulağa çalınınca dedik ki bu ikilinin tatlı küçük yalancılardan bir tanışıklıkları var. Üstelik bir ara hem reklamda oynamışlar hem de reklam olmuşlardı. Gel zaman git zaman oyuncu kadrosu yine değişikliğe maruz kaldı. Melisa Şenolsun da olmadı. İşte sonunda Burak Deniz'in ebedi partneri belli oldu. Aşk 101'den de öncesine gidip paramparçada duraklayınca orada yavaş yavaş tanımaya başladığımız genç ve güzel oyuncu Aline Boz'a rastladık. Aşk 101 dizisiyle popülerliğine popülerlik katmışken onu yeni projelerde görmemek olmazdı. Maraşlı dizisinin diğer başrolüyle birlikte kadro yavaştan şekillenmeye başladı. Nitekim ATV'nin tanıtım reklamında Aline Boz ile Burak Deniz'i görmekte bunun tuzu biberi oldu. Ne yalan söyleyelim, yakışan bir ikilide oldular. Dizinin konusu ise Kahramanmaraş'ta doğup büyüyen bir polisin başındaki belalarla mücadele ederken Firuze isimli bir genç kıza aşık olması. Fakat bu konu, bu isim bana bir yerlerden tanıdık gelmeye başladı. Hatırlar mısınız, yıllar öncesinde ATV ekranlarında Adanalı adlı bir dizi yer alıyordu. Dizi Adanalı bir polisin hayatını işliyordu. Bu o dizinin Kahramanmaraş versiyonu oluyor sanırım. ATV yine tekrara düştü desenize. Ve kadroda olacağı söylenen diğer isimler Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'in dizide Burak Deniz'e aşık bir kadını canlandıracağı söyleniyor. Çarpışma dizisinin yanı sıra son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz Blue TV'nin Saygı dizisinde de yer almış olan Rojda Demirel'in kadroda olacağı yazılıp çiziliyor. Neslihan Acar ve Kerem Atabeyli gibi isimler de kadroda olacağı konuşulanlardan. Maraşlı'nın çekimlerine Kahramanmaraş'ta başlanması planlanıyor. Maraşlı'nın ilerleyen bölümlerinde ise İstanbul da alınacağı öğrenildi. Üstelik dizinin ismi daha önce de Firuze olarak açıklanmış, sonradan değişikliğe gitmişti. Umuyoruz ki dizi seyircilere istediğini verir.